Merhaba arkadaşlar. Bugün mükemmel bir video ile daha karşınızdayım. Yine yanımda Mehmet var. Merhaba kanka, nasılsın? Merhaba, çok sağ ol. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. İyi değilsiniz de bu videoyla keyfiniz yerine gelir inşallah. Giovanni Cihangir'in evine gideceğiz. Biliyorsunuz ki Giovanni Cihangir'i Yeniçeriler yakalamıştı. Biz de ormana falan gitmiştik. Garip olaylar olmuştu. Cihangir şu anda tutuklandı yani. Zindanda falan olması lazım şu anda. Öyle olaylar var biliyorsunuz ki. Toz Koparan İskender'i sizler izliyor musunuz? Toz Koparan İskender'i izleyenler kanalımıza abone olup bildirim açsınlar. Bu videoya like atsınlar. Bir de yorum yapsınlar. Bakalım kaç kişi Toz Koparan İskender'i izliyormuş ve seviyormuş. Yeni sezonda çok yakında onunla alakalı da video gelsin mi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi Cihangir'in evine gideceğiz. Ama Cihangir'in evde olduğunu sanmıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Cihangir görüyorsunuz böyle bir yere geldik. Her yerde diken falan var. Evet, hep ayağımıza battı arkadaşlar. Sevdiğiniz Toz Koparan İskender karakteri kim? Benim Toz Koparan İskender. Senin kim kanka? Benim vallahi ben de bilmiyorum. İzliyorum ama güzel. Toz Koparan. Hepsini seviyorum ya. Aynen. Hepsini seviyorum Mehmet. Arkadaşlar, sizler mavi ayı mı tutuyorsunuz, kasırgayı mı tutuyorsunuz? Ben mavi ayı tutuyorum. Mehmet de mavi ayı tutuyor artık. Ya kasırgalıya gidip de. Arkadaşlar, videonun ilerleyen kısımlarında kanala abone olup bildirimleri açan, video like atan, yorum yapan arkadaşlarımıza selam yollamak istiyorum. Eğer siz de bir sonraki videoda sizin isminizi okumamı istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açın, bu videoya like atın ve bir de yorum yapın. Şimdi ilerletmeden izlemeye devam edelim. Dönek, dönek demeyin yani şimdi arkadaşlar. Ama ben artık kasırgada ileri döndü artık. Hayır. Son bölümde arkadaşlar biliyorsunuz ki Tayfun Mavay'ın oklarını bozmuştu ama kendi başına geldi o olay. Başkasının kötülüğünü düşünürken kendi başına geldi. Buradan da ne anlıyoruz arkadaşlar? Bunu yapmayın arkadaşlar yani. Büyük bir nasihat vermiş oluyor burada da bizlere. Bunu kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Nerelere geldik? Yani çok garip yerlere geldik. Yani. Ya bu nerede bunun adamın evi ya? Bu arada arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bu arada Mehmet'in kanalında şuraya koyuyorum. Video atmıyor Mehmet ama belki atar yakında. İsteyenler abone olabilir. Bayağı bir yorulduk. Yaklaşık 10-15 dakikadır yürüyoruz ama şu anda çok bir uzakmış ya. Yani şu anda bilmiyoruz, boşa yürüyoruz gibi geliyor şu anda. Sonuçta Cihangir tut koruma yani, mı baksak zindanda. Koruma bakalım mı kanka? Bakalım. Bakalım o zaman bir. Sen aç kanka telefonu. Ben orada buluruz yani konumu. Bakıyorum hemen. Neredeymiş? Bakıyorum, araştırıyorum. Bak burada göster. Burada mı? Buralarda diyor. Nerede oğlum Allah burada? Allah. Yani biraz sol. Sol. Aynen. Sola mı döneceğiz? Bu tarafı gösteriyor ya. Şu taraf. Bu evi gösteriyor. Hangi ev? Allah Allah. Şu ev mi? Ahır gibi aslında. Oha lan, bunun evi böyle değil de. Allah Allah. Arkadaşlar bakın. Cihangir'in evi burası diyor Mehmet. Konum ya, burayı gösteriyor yani. Mehmet'in de suçu yok arkadaşlar. Böyle bir yer. Ahır gibi ya. Arkadaşlar Cihangir'in evi, yeni evi burası mı acaba yeni sezonda? Belki yeni de. Sezonda Cihangir geri mi gelecek? Acaba bunun için böyle bir şeyler mi var? Olabilir. Değil mi? Yani. Yeni ikinci sezonda. Bu arada şu ne lan? Tamam, bir şey çıkarttırıyorlar herhalde orada. O ne oğlum? Yeri mi kazıyor? Ne yapıyor lan? Herhalde yeri kazıyor. Oğlum bu Cihangir neyin peşinde? Oo, bu hapiste değil miydi? Hapisteydi zaten ama yeni sezonda kurtuluyor falan, buraya mı geldi acaba? Nasıl oluyor ben anlamadım, kafam benim allak bullak oldu. Zindandan ya falan mı çıkaştı? Ne yaptı lan bu? Yeri kazıyor acaba ne? Uşunlandı mı ya? Zamanda yine mi yer değiştirdi acaba? Arkadaşlar. Zaman makinesi olmasın bu? Allah Allah. Hadi. Arkadaşlar bu zaman makinesi mi yoksa? Uzaktan çekenek, yani yakalanabiliriz. Kanka biraz yakına gitmeyelim fazla arkadaşlar. Radar sistemleri de olabilir buralarda. Aynen öyle, garip şeyler olabilir yani. Belki bu Cihangir zamanda tekrardan yolculuk yapmış olabilir. Fikri'nin zaman makinesi vardı arkadaşlar ama
Fikri'ninkini kullanmıyor sanırım. Çünkü Fikri'ninki böyle bir şey değil. Ben anlamadım yani. Sizce neler oluyor arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Baksana bir daha. Oha lan. Güneş daha yakındayız. Arkadaşlar görüyorsunuz. Değişik bir harika. Şuraya saklanayım mı buradan çekeyim. Abi bu ne, kule gibi bir şey. Bak üstünde bir şey yazıyor. Nerede lan? Şurada bir şey yazıyor. Aa şurada bir şey yazıyor arkadaşlar. Vur. Bu bir şey yazıyor lan. Allah. Kars yazıyor. Kars mı? Kars ne alaka? Bir şey Kars yazıyor. Allah Allah. Kanka bence gidelim daha fazla sıkıntı olmadan ya, bak. Ben anlamadım, bir şifre mi lan o Kars? Bilmiyorum ki oğlum. Kars ne olabilir? Kars'a mı gidecek? Ne yapacak? Kars'tan mı geliyor? Ne oluyor ya, ben anlamadım. Ya. Ya da devamı mı var kelimenin? İlk dört harfi mi Kars'ı acaba? Aynen. Devamını okuyamadık çünkü. Karşıda bir şey de var olabilir yani. O da olabilir. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Burası Cihangir'in yeni evi. Yeni sezonda böyle şeyler olabilir. Bilmiyorum şu anda yani. Çok garip şeyler oldu görüyorsunuz ki. Şimdi gidiyoruz. Alet de çok değişik. Alet de çok değişik bir alet. Gördünüz zaten sizler. Bir de ses geliyor. Sesi duydunuz mu bilmiyorum ama. Umarım kötü şeyler yapmaz yani. İskender'i bundan haberdar etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz biz de. Hemen. Eve gidince İskender'e yazacağım WhatsApp'tan ve diyeceğim ki dikkatli ol. Bu Cihangir kurtulmuş olabilir. Zaten sana tuzak kuruyor da olabilir. Sezon finalinin evet. Bu arada son saniyesinde İskender gitmemiz gerek diyordu. Allah Salih Allah. Hocasına, babasına yani gitmemiz gerek diyordu. Garip şeyler oluyordu kanka. Oğlum ya. Ben anlamıyorum bu kötü insanları ya. Niye kötüsünüz abi? Ben böyle İyilik düşünüyorum. İyilik varken niye kötüsünüz? Bana bak lan. Davarlara bak. Oğlaklı da var. Arkadaşlar gidiyoruz eve. İskender'e dediğim gibi ulaşacağım. Arkadaşlar şimdi sizlere selam yollayacağım. Siz de bir sonraki videoda bu şekilde size selam yollamamı istiyorsanız kanala abone olup bildirimler açın. Ailemize katılın. 100.000 aboneye doğru gidiyoruz. 100.000 abonede yeni şarkı geliyor. Ve abone olduktan sonra, bildirimleri açtıktan sonra bu videoya like atın ve bir de yorum yapın. Yorumlardan seçeceğim arkadaşlar. Bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok fazla desteğiniz var. Bu yüzden çok seviyorum hepinizi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ismini okumak istiyorum. Sizler bana destek oluyorsunuz. Ben de size selam yollamak istiyorum. Ben de sizin için bir şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden herkesi okumak istiyorum tabii ki de. Ama herkesi bir videoda selam yollayamıyorum herkese bir video içinde. Yani bu bayağı bir zor oluyor benim için. Çok fazla kişi olduğu için. O yüzden arkadaşlar beni lütfen anlayışla karşılayın. Bu videoda olmaz. Bir sonraki videoda olur. 2 video sonra olur. 3 video sonra olur. İsra Doğan, Pelin Kaptan, Neziha Üçay, Ali Kavuran, Melike Kırca, İlayda Liva Özcan, Hasan El Muhammed, Müzeyyen Atar, Reyhan Karaşahin, Muhammed Çatalkaya, Süleyman Göçmen, Doruk Yılmaz, Raise Rahimova, Kerim Yiğit Tomar, Mehmet, Bibi Oyunda, Çağatı Sonsuz, Eymen Kılıçkaya, Poyraz, Zamin Mehmetov, Yusuf Güneş, Nabi Hüseyinli selamlarımı yolluyorum. Hepiniz çok seviliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Umarım karardı bu arada. Aynen. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Toz koparan İskender'le alakalı videoların devamı gelsin mi? Bunu da yorumlarda belirtin. Ben devamını yapmayı düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.